Herkese selam. Günlük güneşlik bir gün bugün. Çok hoş gerçekten de. Sanırım en geç vloga başladığım günlerden birisi bugün. Sebebi dün kutu açılışı yaptık. Canon G7X'i açtık çıkardık kutusundan. Ve ardından bir teklif hazırlamam gerekliydi. O yüzden saat 3'e kadar çalıştım. Ve kafayı koymuşum ve gerçekten uyanamadım. Bu yüzden Ezgi Baylar programı da yattı. Başka bir güne ertelemek zorunda kalacağız. Saat şu anda 4 civarı. Birazdan evde bir şeyler atıştıracağım. Ve hemen dışarı çıkıp karşıya Nişantaşı'na geçeceğiz. Hande Çayır'la buluşacağım. Akşamüstü gibi. Ardından da tekrardan eve doğru yönleneceğim. Leyla, sıkıntın nedir? Nereye gidiyorsun? Ha? Ne yapmak istiyorsun Ne yapmak istiyorsun? Farkına mı gitmek istiyorsun? Kuzenlerine mi gitmek istiyorsun? Ha? Alaria'ya da gitmek istiyor musun Leyla? Allah Allah. Hakan, bebeği ne yapacaksın? Şapka, şapka, babka değil, şapka. Cenk, sen nasılsın? Bugün ayağına basabiliyor musun? Daha iyiymiş ya, dedim o zaman. Ha? Gel bakalım. Sözlerimizi tutmamaya devam ediyoruz. Deniz sağ olsun bir pizza söylemiş. Domino's pizza. Birazdan Domino's pizza gelecek, onu yiyeceğim. Ama bu akşam itibariyle tekrardan bu sözlere geri döneceğim. Hadi. Zefir içelim. Deniz, pizza geldi. Evet, saat 6'yı bir geçiyor ama evden daha yeni çıkabildim. Vlog'u daha yeni bitirebilmiştim. Onu update değil, upload ettim. Ve şimdi karşıya geçiyorum. Nişantaşı'na gidiyorum. Hande Çayır'la görüşeceğim. Saat 6.30'da söz verdik buluşmak adına. Metro ve metrobüs ve ardından biraz yürüme gibi bir yolum var. Biraz gecikeceğim gibi gözüküyor. Artık haber de veririm diye tahmin ediyorum. Grand Maz diye bir yerde buluşacağız Nişantaşı'nda. Orayı da size tanıtacağım. Çok güzel bir yer. Şimdi işte Akasya içinden metrobüs falan filan böyle gidiyoruz. Çekimleri hala Canon G7X'e yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi onu açıp onunla oynaşmak ve onu anlamak üzerine bir zamanım olmadı. Ve sanırım kullanma kılavuzunu da biraz incelemem gerekecek. Çok fazla farklı fonksiyonu var. Özellikle benim gibi amatörler için kullanma kılavuzunu biraz daha incelemem gerekli diye düşünüyorum. Evet, saat şu an 6.30 ve gecikmiş durumdayım. Ve ben daha Zincirlikuyu'dayım, metrobüsten indim. Biraz önce de Hande ben geldim diye mesaj attı. Şimdi yukarı çıkıyorum, bir taksi bulmaya çalışacağım. Eğer taksi varsa taksiyle, taksi yoksa ki tabii ki de çılgın bir trafik var. O yüzden ben metroya geri dönüyorum. Hande'ye bir 15-20 dakika gecikeceğimi söylüyorum. Şu an saat 6.30, tabii İstanbul'un altının üstünün en kalabalık olduğu saatler. Her tarafta insanlar akın akın evlerine doğru gidiyorlar işlerinden ve ben de Nişantaşı'na doğru yetişmeye çalışıyorum.
Evet, balık istifi bir yolculuk ve insanlarla itiş kakış ardından Nişantaşı'ndayım. Şimdi Osman Bey metro durağından Stiz'e kadar bir yürüme mesafem var. O mesafeyi de yürüdükten sonra Hande Çayır'a kavuşmuş olacağız inşallah. Saat şu an 7, hala yürüyorum. Yarım saat kadar geciktim. Umarım Hande bana çok kızmamıştır. Şimdi çok az bir yolum kaldı. 2 adımdan sonra artık annemin yanında olacağız. Hello, feci geciktim ya. Kusura bak, aynen budur. Evet, Hande ile beraber burada oturuyoruz, konuşuyoruz yaklaşık 2 saattir. Birbirimizi çok özlemişiz. Hande ile biz üniversiteden arkadaşız aslında. T24'te yazıyor. Aynı zamanda bir tezi var, onunla ilgili çalışıyor. Bunun dışında Toastmasters'da aktif bir şekilde toplantılarına katılıyor. Bir de şimdi kitap yazdı. Hatırlıyorsanız bundan önceki bölümde kitabı satın almıştık Barış'la beraber. O kitapla ilgili konuştuk. Sen bir şey söylemek ister misin kitapla ilgili? Aslında benim merakımla ilgili bir şey oldu. Aha. Kitap ve treslerle ilgili ilişkiler yaşayan insanların yanında yaşadıkları diğer kişi, yani gizli kişilerle ilgili. Bunlar benim hayatımda gördüğüm ve umutsuzluk hissettiğim ilişkiler. Ondan sonra insanlarla konuşmaya başladım. Ne yapıyorsunuz, nedir bu diye. Kendim rahatlamak için aslında konuşmaya başladığım şeylerdi. Sonra baktım ki birikmeye başladı ve ilgilenenler olmaya başladı. Sonra toplayıp yayınladım. Kitaptaki bütün hikayeler gerçek hikayeler. Aynen, işte kitap da burada. Ne zaman boşanacaksın da evleneceğiz. Evet, ne zaman boşanacaksın aşkım değil kitabın ismi. Mutlaka kitabı alın. Hande'yi T24'te, aynı zamanda Hayhande Instagram'da takip edin. Evet. YouTube kanalı da var, onu da zaten daha önce paylaşmıştım. Mutlaka Hande'yi takip edin. Daha çok cins, değişik işler peşinde koşan, enteresan aktivist bir hanımefendi kendisi. Pişman olmayacaksınız. Grandma's Nişantaşı'na geçen sene itibariyle açılmış inanılmaz bir yer. 5 senelik ekşi mayayla beraber yapıyorlar ekmeklerini ve buradaki bütün unlu mamulleri. Bu yüzden oldukça sağlıklı. Aynı zamanda öğlenleyin arkamda gördüğünüz ev yemeklerini yapıyorlar, vejetaryen yemekler. Ama tabii ki de tostlar, sandviçler, kahvaltılarda etler bulabilirsiniz. Bence mutlaka gelin bir ara. Beni Stiz'e götürüyor Hande. Çünkü oradan benim bir alışveriş yapmam lazım. Bu yeni açtığım Canon G7X'e bir makro SD kart almam gerekiyor. O Teknosa'da vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden Hande ile beraber şimdi Stiz'e gidiyoruz. Ardından da belki bir yemek yiyebiliriz. Merhabalar. Ben makro SD kart alacağım şu Canon makinama. Nereden alabilirim? Şuna. Oldu. Evet. SD mi kullanıyorsun? SD kullanmıyorum. Tamam. 64 GB alabilir miyim ben acaba? 32 var elimizde. 32 var. Tamam, 32 olsun. 320. Fotoğraf makinesini ilk açan ve ilk fotoğrafını çeken siz oldunuz. Hayırlı olsun. Bakalım. Kaç taksit yapalım? Hiç taksit. Aynen. Arkadaşlar artık kameramız çalışıyor. Şimdi Diyanar'dayız. Bakalım Hande'nin kitabı burada var mı diye geldik. Çünkü burada varmış ama bitmiş. Arkadaşlar kitap ne peynir ekmek gibi gidiyor. O yüzden siz de alın mutlaka okuyun. Kitap burada var.
çıkanlar arasında, niye çok satanlar arasında değil? Şurada olması lazım. Ha, şu an daha doğru oldu. Hande ile kitap kontrolü yaptık. SD kartımızı aldık. Bu arada mikro SD kart gerekmiyormuş. SD kart yeterliymiş Canon için. Şimdi mahallede bir şeyler yiyeceğiz. Yapma. Enginarlı salata değil mi? Evet. Alright. İçinde avokado falan da var galiba. Evet. Avokado fesleğenli pesto soslu bir makarna. Sosanın makarnaları ve salataları çok iyi. Değil mi? Biraz isterim. Çok acı. Alright. Ben bir kağıt yapayım. Sosa sadece pizza, makarna ve salata bulacağınız bir yer ve hepsi çok sağlıklı. Yaklaşık 6 çeşit farklı makarnası var. Genelde AVM'lerin içlerinde bir büfe gibi bulacaksınız sosaları. İçeride alkollü içecekler de var, çok güzel şarap içecekleri de var. Benim bildiğim kadarıyla 6 şubesi var. Mutlaka bir ara deneyin. Tamam. Okay, hadi bay bay. Evet, şimdi Hande'yi bıraktım. Eve doğru gideceğim yine aynı yoldan. Metro ve metrobüs aracılığıyla. Yolların bozulmadığı bir an var mı acaba diye merak ediyorum. Her zaman bozuk olmuş. Sonunda geldik. Metrobüs çok bomboştu ve oturabildim. Birazdan Deniz beni arabayla buradan alacak çünkü annemlere doğru gideceğiz. Annemlere doğru gitme yolu birazcık yürüme yolu gibi bir yol değil yani, biraz uzun bir yol. O yüzden o beni arabayla alacak. Onlar da birazcık oturacağız. Dediğim gibi ablamlar 2 gün sonra gidecekler. O yüzden onlarla biraz vakit geçirdikten sonra eve gideceğim. Şimdi 15-20 dakika oldu ama hala Deniz'i bekliyorum. Çok enteresan. Hello. Sonunda gelebildin. Sorma, dondurma ısmarlattılar mı? Ne dondurması? Yaşar Usta'nın dondurması 2 kilo. Bugün? Bütün günün yarısı uyuyordu, yarısı da yoktu yanında. Evet, çünkü günün çoğunu uyumadan geçirdiğim için. Aa! Yakalandınız. Kaçmaya çalışırken yakalandınız. Ve İsoş ve babam. Ve kırmızı saçlı anneanne. Ne? Kıvırcık saçlı. Gel öpeyim, elini öpeyim anneanneciğim. Ne? Şimdi görüşürüz. Dedeciğim görüşürüz. Sizi kaçırdım, kusura bakmayın. Ersen gidiyor. Sen için geçiyorsun? Kime hediye? Kimin hediyesi? Teyzenin Leyla'ya aldığı ilk Barbie'ciz ayakkabılar tam senin sevdiğin kadar güzel. Ama muhtemelen bir yıl daha kendisini göremeyecek. Çünkü çok ufak olduğu için yeme riski var. Ne oynuyorsun? Bir şey oynamıyorum. Bir şey gelmiş de mail okuyorum. Hayda.
Şahane'cim, dondurmayı beğendin mi? Süper dondurma. Ama bitti zaten. Yani bitirmişsin, hiçbir şey kalmamış. Evet. Daha fazla kaldı mı peki? Bir sürü var, ister misiniz? İsteriz, birazcık. Tamam. Azıcık dondurma bu, Gusto. Gusto.com'dan online sipariş verebiliyorsunuz. Harika bir dondurma gerçekten. Değişik. Çok değişik. Evet sevgili dostlar. Bugün de yatakta bitireyim dedim. Akşam Amerika'ya gidecek olan ablamlarla biraz muhabbet ettik. İşte havadan, sudan, İngiltere planımızdan bahsettik. Çok azıcık dondurma yedim. Ama Deniz'e beraber vermiş olduğumuz 4 sözün 4'ünü de hala tutmadığımı itiraf etmek zorundayım. Yarın bunlara böyle bir başlama gibi bir hedefim var. Onun dışında oldukça proaktif bir gündü. 2 tane teklif yazdık, onları gönderdik. Daha sonra Hande Çelik'le güzel bir buluşma yaptık. Onunla beraber Teknosa'ya gittik, kitap baktık. Evet, yine de güzel bir gündü ama bu hem editler hem işlerin yoğunluğu vesaire falan filan, gerçekten de kabul etmeliyim ki uyku düzenim oldukça bozuldu. O yüzden artık akşamları normal saatlerde yatmalıyım diye düşünüyorum ama saat zaten şu an 2. Her neyse, en azından 5-6 saat sonra uyanabileceğimi düşünüyorum ve günü değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Yarın ne yapacağız? Yarın Özlem Hanım'a gideceğiz. Onlara verdiğimiz teklifin üzerinden geçeceğiz. Teklifi verilmiş ve kabul edilmiş bir şirketten para alacağız. Ve daha sonra da akşamüstü yine Leyla ile beraber kuzenleriyle oyun oynayacağız. Bugün Leyla'yı çok az gördüm. Hatta hiç görmedim bile diyebilirim. Durum böyle. Hayat bir şekilde ilerliyor. O yüzden gülümseyin. Derin bir nefes alın ve devam edin.